Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi bölme işlemiyle ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu ve bundan daha çok videoyu da yine bana ait olan siteler ilköğretimvideo.com, derstekrar.com'dan da bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Şimdi Efsa ve 3 kardeşi 72 tane cevizi eşit şekilde paylaşırsa her birine kaç ceviz düşer? Dikkat et, yanıltıyor seni. 72'yi 3'e bölme. Efsa ve 3 kardeşi. Efsa 1, yanında da 3 kardeşi olur sana 4 kişi. 72'yi 3'e bölme sevgili öğrencim. 4'e bölmen gerekiyor. 7'de 4 bir kere var. 1 kere 4 4. Çıkarttım 3. 2 aşağıda. 32'de 4 8 kere var. 8 kere 4 32. Çıkartır ve sıfırı bulabilirim. Her birine 18 tane ceviz düşer. 97 santimetre uzunluğundaki bir kurdalenin 5 eşit parçaya ayrılabilmesi için bir ucundan kaç santimetre kesilmesi gerekir? Şimdi sevgili öğrencim, ben burada 97'yi 5'e böleceğim ama istenilene lütfen dikkat et. Tamam mı? Şimdi bu sayı 5'e tam bölünebilen bir sayı değil. Kalanlı bir sayı. O kalan olmasaydı bu sayı 5'e tam bölünürdü. 5 eşit parçaya ayrılabilirdi. Peki 9'da 7, pardon, 9'da 5 bir kere var. 1 kere 5 5. Çıkarttım 4. 7 aşağıda. 47'de 5 9 kere var. 9 kere 5 45 eder. Çıkartır ve 2'yi bulabilirim. Bakın 5'er 5'er 5 eşit parçaya bölüyorum. Her birinde 19 santimetrelik parçalar olur. Bak şöyle düşün. 19'da 5'i çarptığın zaman 95 santimetre eder. Ben bunun ucundan 2 santimetresini kısaltırsam, kesersem 5 eşit parçaya ayırabilirim. Okulumuzda 144 tane 3. sınıf öğrencisi vardır. Her birinde 8 kişi bulunan takımlarla futbol turnuvası düzenlenecektir. Turnuvaya kaç takım katılır diyor. Çocuklar, 144 tane öğrenciyi 8 kişi bulunan takımlarla futbol turnuvası düzenleniyormuş. O zaman her 8 kişi bir takım, her 8 kişi bir takımsa 144'ü 8'e bölerek turnuvaya kaç kişi, 14'te 8 bir kere var. 1 kere 8 8 eder. Çıkarttım 6. 4'ü aşağı indirdim. 64'te 8 8 kere var. 8 kere 8 64 eder. Çıkartır ve 0 buldum. Demek ki bu turnuvaya 18 takım katılır. Öğrencilerimizin zorlandığı bir soru. Biri diğerinin 3 katı olan iki doğal sayının toplamı 96 olduğuna göre büyük sayı kaçtır diyor. 96'yı lütfen 3'e bölmek için uğraşmayın burada. Yanlış yaparsınız çünkü. Küçük sayı K harfi ile büyük sayı B harfi ile gösterdim. Çocuklar, bu katlı sorulardır. Katlı soruları tabi bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Ama nasıl? Şimdi büyük sayı da belli değil, küçük sayı da belli değil. Dolayısıyla benim bir kat değeri vermem gerekiyor. Mesela küçük sayının bir tane katı olsun. Büyük sayı da bunun 3 katıymış. Birinci katımız, ikinci katımız, üçüncü katımız. Bunu K harfi ile de gösterebilirim. Yıldızla gösterebilirim. K harfi ile kat çizerek gösterebilirim sevgili öğrenci. Diyor ki bu iki doğal sayının toplamı 96'ymış. Katların toplamı ne eder? 3 kat büyükte, 1 kat da küçükte eder sana 4 tane kat. İşte bu 4 kat 96'ymış. O zaman ben burada lütfen 96 3'e değil, bir de küçüğün katı var, 4'e bölmek için uğraşım. 9'da 4 2 kere var. 2 tane 4 8 eder. Çıkarttım 1. 6 aşağıda. 16'da 4 4 kere var. 4 kere 4 16 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Ben bir katı buldum. Yazalım. Kat eşittir 24. Eğer senden küçük sayı isteseydi mesela bulurdum. Çünkü onda bir tane kat var. Ama benden büyük sayı istiyor. Bundan sonrasını iki yolla yapabilirsin. Bir kat 24 değil miydi? Büyükte de 3 kat yok muydu? 24 ile 3'ü çarpar sonuca ulaşabilirim. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 2 6. 1 de elde 7 eder. Ya da iki sayının toplamı 96. Küçük sayı bulmuştuk zaten 24 diye. 96'dan 24'ü çıkartarak da 72 sonucuna ulaşabilirsin. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de vardır. Sizleri yazılıya da hazırlayabiliriz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan arayarak da ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Bir diğer sorumuz. Bir top kumaş 9 eşit parçaya bölününce 7 metre artıyor. Parçalardan biri 15 metre ise kumaşın tamamı kaç metredir?
Çocuklar burada hani bir bölme işlemi vardı ya böyle sorusu. O aynısı aslında. Onu sadece probleme dökmüşler. Bir top kumaşı 9 parçaya bölüyorum. 9'a böldüm. 7 metre arttı. Ve parçalardan her biri de 15 metreymiş. Benden kumaşın tamamını yani bölünen sayıyı istiyor. Sevgili öğrencilerim bu ikisini çarpıp üzerine 7'yi ekleyerek sonuca ulaşabilirim. 15 çarpı 9'dan 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 1 9 4 elde 13 eder. Bitmedi. 135'te de kalan olan 7 metreyi hemen ekleyelim. 7 5 daha 12 elde var 1 ekledim 4. Aşağıda 1 de aşağıda. Kumaşın tamamı 142 metre olur. 6 kardeş bir miktar parayı eşit şekilde paylaşınca her biri 16 lira alıyor. Paylaştıkları para en fazla kaç liradır diyor bize. Dikkatli olalım lütfen. 6 tane kardeş bir miktar parayı, bir miktar soru işareti eşit şekilde paylaşıyor. Her biri 16 lira alıyor yazıldı. 6'ya bölüyoruz parayı. Ve bunun da bir kalanı olması gerektiğini de unutmayalım. Şimdi her halükarda bu ikisini çarpacağız çocuklar. 16 çarpı 6. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 1 6. 3 de elde 9 eder. 96 lira. Burada mesela kalan olan sayıyı en fazla ne yazabilirim? 5. Buraya 5 yazalım ki 96. Çünkü o paranın en fazla olmasını istiyorum. 96 ile de 5'i toplar 101 sonucuna ulaşabilir. Sağlama yapıyorum hemen. Bu para 101 lira olsun. Biz dedik ki alın şu 101 lirayı 6 tane kardeş paylaşın. Acaba size 16 lira düşüyor mu? 10'da 6 bir kere var. 1 kere 6 6 çıkarttım 4. 1'i aşağı indirdim. 41'de 6 6 kere var. 6 kere 6 36 eder çıkarttım ve 5'i buldum. Görüldüğü gibi 6 kardeş paylaşıyor her birine 16 düşüyor. Ama bu paranın en fazla olmasını istiyor. Yani 6 kere 6 tamam 96 dedin ama kalanı da burada verebileceğin en büyük sayı vermen gerekiyor. O da 6'nın bir düşü olan 5 olur. 96 artı 5'ten 101 sonucuna ulaşabilirim. Bir diğer sorumuz 3 basamaklı rakamları farklı en küçük çift sayının 4'e bölümünden kalan kaçtır? Çocuklar 3 basamaklı en küçük sayı 100 ama rakamları farklı değil. Peki 101 desek yine rakamları farklı değil. Aynı zamanda benden bunun çift olmasını istiyor. 1, 0 ve küçük rakamları kullanacağım. 2. Bu sayımız 102 ve bunu 4'e bölelim. Acaba kalan kaç olur? Birlikte hesaplayalım. 10'da 4, 2 kere var. 2 tane 4, 8 eder. Çıkarttım 2. 2'yi aşağı indirdim. 22'de 4, 5 kere var. 5 kere 4, 20 eder. Dikkat et, senden buradaki 25 istemiyor. Senden buradaki kalanı istiyor. Cevabım 2 olur. Bir diğer sorumuz. Mine okumaya başladığı 108 sayfalık kitabın 17 sayfasını okuyor. Kalanını bir haftada her gün eşit sayıda sayfa okuyarak bitiriyor. Buna göre Mine günde kaç sayfa okumuştur diyor. Sırayla gidelim. Kitabımız 108 sayfa yazıldı. Bunun 17 sayfasını okuyunca geri kalanları bulmak istiyorum ben. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır, 10'dan 1 çıkarsa 9 kalır. Çocuklar geri kalan 91 sayfayı her gün eşit sayfa okuyarak bitiriyor. Nerede bitiriyor? Bir haftada bitiriyor. Yani 7 günde bitiriyor. 91'i 7 güne eşit bir şekilde paylaştıralım bölme işlemiyle. 9'da 7 bir kere var. 1 kere 7 7 eder. Çıkarttım 2. 1 aşağıda. 21'de 7 3 kere var. 3 kere 7 21 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Mine bir günde 33 sayfa okumuştur. Ve bir diğer sorumuz. Yılmaz'ın 34, Olgun'un 22, Nusret'in 25 misketi vardır. Üç arkadaş misketlerini birleştirip nasıl birleştirdiler? Toplayarak 34'ü, 22'yi, hadi bakalım Nusret sen de 25 tane misketini getir, birleştirelim. Yani toplayalım. Acaba bizim elimizde kaç tane misket var onu bulalım. 4, 2 daha 6, 5 de burada 11'in 1'i. Elde var 1 ekledim 4 oldu. 4, 2 daha 6, 2 de burada 8. Bizim elimizde 81 tane misket var. Birleştirdik sonra devamında eşit olarak paylaşırsa her birine kaç misket düşer? 81'i eşit olarak paylaştıralım. Kime? Yılmaz'a, Olgun'a, Nusret'e. Yani 3 kişiye. 81'i 3'e böleceğim. 8'de 3 2 kere var. 2 tane 3 6 eder. Çıkarttım 2. 1 aşağıda. 21'de 3 7 kere var. 7 kere 3 21 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Her birine 27 tane misket düşer. Bir diğer sorumuz. Bir terzi 89 metre kumaşın 26 metresini satıyor. Kalanını eşit şekilde kullanarak 9 adet takım elbise dikiyor.
Terzi bir takımda kaç metre kumaş kullanmıştır? 89 metre kumaşın 26 metresini satınca eksildi. Eksilme durumunda çıkarma işlemi yapıyorum. 9'dan 6 çıktı. 3, 8'den 2 çıktı. 6. Geriye kalan 63 metre. Bunu söylüyor zaten. Kalanı 63. Bunu eşit şekilde kullanıyor ve 9 adet takım elbise dikiyor. 63 metreden 9 adet eşit bir şekilde takım elbise dikiyorsun. Acaba bir takım elbisede kaç metre kumaş kullanmışsın? Bölerek sonuca ulaşabilirim. 6'da 9 yok. 63'te 9 7 kere var. 7 kere 9 63 eder. Çıkartır ve 0'ı buldum. Demek ki her bir takımda 7 metre kumaş kullanır. Ve bir gitti, diğeri geldi. Bir çiftçi bahçesindeki 6 ağacın her birinden topladığı 14 kilogram elmayı 7 sepete eşit şekilde koymak istiyor. Bir sepette kaç kilogram elma olur? Çocuklar, 14 kilo elma toplamış 6 tane ağaçtan. Birinci ağaçtan, 14 ikinciden, 14 üçüncüden, 14 dördüncüden. Yoruldum ya, 14 ile 6'yı çarparak bunu zaten yapabilirim ki ben. 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var. 2, 6 kere 1 62 de elde 8 eder. 84 kilogram elma toplamış 6 tane ağaçtan ve ben bunu 7 tane sepete eşit bir şekilde paylaştıracağım. Nasıl? 84'ü 7'ye bölerek tabii ki. 8'de 7 bir kere var. 1 kere 7 7 çıkarttım. 1 4 aşağıda. 14'te 7 2 kere var. 2 tane 7 14 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Her bir sepette 12 kilogram elma bulunur. Ve bir diğer sorumuz, bir trende 47 kadın, 25 erkek ve 26 çocuk vardır. Trenin 7 vagonu vardır ve her vagonda eşit sayıda yolcu olduğuna göre bir vagonda kaç yolcu vardır diyor bize. Acaba bu trende kaç tane yolcu var? Kadınlar var 47 tane, erkekler var 25 tane, çocuklar var 26 tane. Bunları toplamak istiyorum ben. Bu trendeki yolcu sayısını öğrenmem gerekiyor. 7, 5 daha 12, 6 da burada, 18'in 8'i elde var. 1 ekledim, 5, 7, 2 de burada, 9. 98 yolcumuz var. Diyoruz ki bu yolculara, hadi bakalım sizler eşit bir şekilde 7 tane vagona paylaşın diyoruz. 98'i 7'ye bölerek sonuca ulaşabilirim. 9'da 7 bir kere var. 1 kere 7 7 eder. Çıkarttım. 2, 8 aşağıda. 28'de 7 4 kere var. 4 kere 7 28 eder. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Her bir vagonda 14 tane yolcu vardır. Ve bir diğer sorumuz, bir kırtasiyeci elindeki 4 deste kitabı ve 3 düzine defteri her birine eşit olacak şekilde 4 paket yapıyor. Bir pakette kaç adet kitap ve defter vardır diyor. Şimdi bir destede 10 tane var. 4 destede 10 çarpı 4'ten 40 tane kitap olur. Bir düzine 12 tane, 3 düzineyi bulacağım. 12 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, 36 tane de defterim var. Toplamda 40 ile 36'yı bir araya getirdim ve 76'yı buldum. Bununla eşit bir şekilde 4 paket yapıyorum. 76'yı geldim. Burada 4'e böleceğim. 7'de 4 bir kere var. 1 kere 4 4 eder. Çıkarttım 3. 6 aşağıda. 36'da 4 9 kere var. 9 kere 4 36 eder. Çıkartır ve 0'ı bulabilirim. Bir pakette 19 tane kitap ve defter vardır diyebiliriz. Ve bir diğer sorumuz, manavdan 6 kilo muz alan Muhittin Bey 72 lira ödemiştir. Buna göre manavdan 4 kilo muz alan Dilek Hanım kaç lira ödemelidir? Çocuklar, 6 kilo için 72 lira para ödüyorsun. Öncelikle muzun fiyatını bulalım, 1 kilo fiyatını. 72'yi tabii 6'ya bölerek. 7'de 6 bir kere var, 1 kere 6 6 çıkarttım, 1 2 aşağıda. 12'de 6 2 kere var, 2 tane 6 12 eder, çıkartır ve 0'ı buldum. 1 kilosu 12 lira. Peki manavdan 4 kilo muz alan Dilek Hanım. Kilosu 12 liraydı. 4 kilo muz için 12 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Dilek Hanım 48 lira para vermesi gerekiyor. Bir kat sorusu bu videoda da çözdük. Bundan önceki bölme problemlerinde de çözmüştük sevgili öğrencilerim. Dikkat edin, zor bir soru. Anladıktan sonra ama kolay oluyor. Haluk ninesinin yaşı Haluk'un yaşının 4 katıdır. Haluk ile ninesinin yaşları toplamı 85 olduğuna göre Haluk'un ninesi kaç yaşındadır diyor. Çocuklar, Haluk'a H diyelim, ninesine de N harfi diyelim. Hatta direkt nine yazalım. Buraya da Haluk diyelim. Şimdi Haluk belli değil yaşı. Nine belli değil. Sadece yaşların toplamını vermiş. Şöyle yapacağız. Bu bir kat sorusudur. Haluk'a ben eğer bir kat dersem, nineye 4 katı diyor ya. Bak, bu birinci kat. Bu ikinci kat. Bu üçüncü kat. Bu da dördüncü kat olur. Biri kat oldu, birisi de 4 kat oldu. Diyor ki, Haluk ile ninesinin yaşları toplamı 85'miş. Haluk ile ninesinin
Toplam katı kaç eder acaba? 4 kat birinde, Haluk'ta da 1 kat olur sana 5 kat. İşte bu 5 kat 85 mi sevgili öğrenci? 85'i 4'e bölmek için uğraşma lütfen. 85'i burada Haluk'un 1 katıyla birlikte 5'e böleceğim. 85'i 5'e bölüyorum. 8'de 5 1 kere var. 1 kere 5 5 eder. Çıkarttım 3. 5 aşağıda. 35'te 5 7 kere var. 7 kere 5 35 eder. Çıkarttım 0. Ne bulduğunu bil lütfen. Sen 1 katı buldun. Yani sen Haluk'un yaşını buldun 17. Bundan sonrası sana kalmış. İkisinin yaşları toplamı 85'ti ya. Haluk da 17 yaşındaydı. 85'ten 17 çıkartarak ninesinin yaşını hesaplayabilirsin. 5'ten 7 çıkmaz 10'luk aldım. 15'ten 7 çıkarsa 8 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. Dilersen şöyle yapabilirsin. Şimdi 1 kat 17'di. Haluk da ninesi de 4 kat. Haluk'un 4 katıydı. 17 ile 4'ü çarparak da yine ninesinin yaşını hesaplayabilirsin. 7 kere 4 28'in 8'i elde var. 2 4 kere 1 4 2 de elde 6. 68'i her iki türlü de bulabilirim. Dersim sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı. Sürekli ders videosu ekliyorum. Abone olmayı lütfen unutmayalım sevgili öğrencim. Bu videolardan haberdar olmak için. Herkese başarılar diliyorum.